Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertiptiki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bozsun. Dünya Sahiye Teşkilatı başlılı agahlandırışka kulak silişi kerek idi. Növete bütün dünyada Xitay virusu bilen yukumlanıcılar 465 mingden kaza kılgallar 21 mingden eşip ketken bulup, Xitay'a ve Dünya Sahiye Teşkilatı'a karata ayıpleşler devamlıq küçeymekte. Şivisariya vakit kesinin 24 Mart elan kılığa makalisinde Tayvan'ın tüncü bulup yukumga karşı tedbir kullanıqallıqı ve Dünya Sahiye Teşkilatı'nı virusunun xatirden agahlandırgallıqı. Ama Dünya Sahiye Teşkilatı'nın Xitay'nın besimi arkası da Tayvan'ı izgil çetkiki kıp gelgeldeki bu sebeplik agahlandırışkı kulak salmağallıkı tilgaya elindi. Tayvan hükümetimi Xitay Kompartisi ve Dünya Sahiye Teşkilatı'a karıta ayıpleşini küçü etken bulup, Kompartiyanın öz hakimiyetini halkının hayatıdın mı üstün körgeldikini, hakiki ekvalını halk aradın yüşürgallıkını tenkıt kıldı. Xitay dairleri hatta Tayvan'ı virüsünün gen uçurunu mu bermegen bulup, Tayvan sahiye tarmakları Amerika ve Japonya'nın yardımı arkalık andın alakadar tetkikat ve tekşürüşlerine kılalığa. Tayvan hükümeti Dünya Sahiye Teşkilatı virüsünün Adem'den Adem'ge yukuduğallıkını elan kılıçtın 3 hafta burulla zürür tedbir kullanıp, çet elden kirgallarga karata tekşürüşünü küçü etken. Şundaklı Xitay kurallarını asasen çigradın kürgüzmegen. Növete Tayvan'da yukumlanıcılar 235, kaza kılgallar 2 bulup, ken kölemlik yukum ekvali yüz vermegen. Xitay'nın Amerika'ya karatkan hakkırlık hareketlerinin köpeygeldeki baykaldı. 25 Mart Amerika Avazı haberde bildirilişe Amerika Tor Bihaterlik Şirketi Xitay hakkırlarının Amerika'daki tor casusluk faaliyetlerinin köpeygeldekini baykagan. Amerika Tor Bihaterlik Şirketi FireEye yani Otköz Şirketi'nin bu akti elan kılgan dokulatıda munular bildirildi. Xitay'nın hakkırlık hareketi Amerika'nın sodu ve ilmi tetkikat sahasını nişan kılgan. Hücumlarının hemisi Amerika bilen Xitay otursudaki uzun yıllık ziddiyet bilen münasebetlik. Bulturki işki devlet otursudu soğudu uruşu bulgan bolsa, bu yıl virüsünün kiliş menbesi talaş tartış kılındı. Xitay'nın tor casusluk şaykeleri yakınki yıllardan buyanki en zor kölemdeki hakkırlık hareketine başıldı. Mälum buluşça Amerika taraf hücumga uçurgan şirket ve organlar hakkıda uçur vermegen. Xitay'nın Washington'daki baş elçihanesi bolsa taratkularının suallarına cevap berişini rad kılgan. Dokulat yana Xitay Hakkırlar Grupısının Kompüter Bihaterlik Yumşak Detal Şirketinin Ketrikiz Qatarlıq Yumşak Detallardaki Yuşuklardan paydalanıp Amerika, Kanada, Angeliya, Meksika, Saudi Arabistan ve Singapur Qatarlıq 10 neçi devletteki köpligen şirketlerge sınıp girişke urunğallıqı bildirildi. Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlanğıcılar köpeymekte. 25 Mart keşte Türkiye Sahiye Ministeri Fahrettin Koca Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlanğıcılarının 2433'ki yetkenlikini elan kıldı. Türkiye Sahiye Ministeri Fahrettin Koca Xitay virüsü bilen yukumlanğallar hakkıda toxtulup, virüs bilen yukumlanğallıqı güman kılıngan 5035 kişinin tekşürüş arqılıq, yeniden yeni 561 kişinin virüs bilen yukumlanğallıqının eniklanğallıqını. Bunun bilen Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlanğıcılarının 2433'ki yetkenlikini şünki tirişçallıq körsetken bolsumu bir gün içiden yani 15 kişi kaza kılıp, cemi kaza kılgallarının 59'ı yetkenlikini elan kıldı. Minister Fahrettin Koca Efendi yana Xitay virüsü bilen yukumlanğıcılar içide 26 bimarının salametliğinin eslige kelgenlikini bildirdi. Yeni Kahire'de yılan ziyafeti ötküzgen Xitaylar kolga elindi. 25 Mart Nabiz Toru'nun haber kılışça Mısır'nın Yeni Kahire sakçı dairleri mezkur rayondaki ahalilerinin birinin bir top Xitaylarının yirginişlik bir tamak üçün tayarlık kılıbatkallıkını haber kılışı bilen Xitaylar tarafından vakitlik icarige elinigan bir öyge besip girdi ve köz aldıdaki menzirge şinelmek kılıştı. Mezkur öy Yeni Kahire'deki dağçı şekildeki öy bulup Xitaylar nurgun yılanlarını boğuzlap terisini soyuvatkan ve içindeki iki ayal Xitay bir tarafından kavap kılışkı başlayan iken. Naq maydandaki yirginişlik menzirini körgen sakçılar derhal 5 Xitayını kolga algan bulup, ikisinin ayal ikkallike bildirildi. Sakçılar yana köp sandı yılanlarını kolga şişirdi. Növete mezkur Xitaylarının kanuni icraatları elip berilmaqtı bulup, sahiye organlar tarafından mezkur bina ve etrap dezinfeksiya kılındı. Dünyaga apet bulgan Xitay virusunun şaparan yaki yılandın tarqalganlıqı kün tertipte turuvatkan bir mezgilde,
bu Xitoylarının Qahiradaki ahaliler rayonunda bunda korkunuşluk bir iş bilen koluğu çüşüşü, etraptaki halkının gazipini kozgatı ve Xitoylardan nefretlendirdi. Xitoy talaş tartış buluvatkan deniz rayonunda yeni küç görsetti. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde malum buluşa, Xitoy Asiyadaki bir neçe devlet bilen talaş tartış kılıvatkan deniz rayonunda özünün igilik hukukunu ilan kılıp yeni küç görsetti. Xabarda Xitoy virusi xalqaradi yamravatqan Hindiston, G'arbiy Yevropa, Amerika ve Sharqiy Janubiy Osiyoning qisman rayonlaridagi iqtisodiy faoliyatlarga ziyon silishga boshlagan bir paytda Xitoy yana dunyoning har qaysi joylarida kuch ko'rsatishni planlab, harbiy manevrga tayyorlik qilishga boshlaganligi bildirildi. Xitoy taratqularining xabariga qaraganda Xitoy harbiy aeroplanlari talashtirish qilinayotgan Janubiy dengizdagi bu manevrni Amerika urush paraxotlarining bu joydagi charlash harakatiga qarshi o'tkazgan. Gerçi Biruni, Malezya, Filipin, Tayvan ve Vietnam qatarlıq devletlerinin hammesi Janubiy dengizning igilik hukukun talep kılgan bolsumu, ama Xitoy 90% deniz rayonunun özünün işkerlikini elan kılmaqta. Xitoy bir kısım deniz rayonuğa aral yasap çıkan hem de Janubiy dengizdeki baylıqı mol küçük arallarını harbi işlerine işletken. Xitoyning deniz kırgıqı muhafizat paraxoti harbi küçü aciz başka devletlerinin tevalikidin karallik halda ötüşkü başlıgan. Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliğinin aytishicha 2-nji aydan boshlab Xitoy harbiy aeroplani Tayvanning havo bo'shligiga yaqin joyda ko'p qatim uchgan bo'lib, bu Xitoyning popozi qilayotganligining namoyandisi ekan. Shvetsariyalik da'vatchi va namunalik ona Nora Illi xonim 36 yoshida vafot bo'ldi. Shvetsariya xabarlari to'g'ri Swiss Info'ning xabariga ko'ra, shvetsariyalik da'vatchi va namunalik ona Nora Illi xonim 36 yaşında yıllar burun giriptar bolgan rak kesili sebeplik 3. ayının 23. günü vapat boldi. Nora Illi Hanım 1984 yılı Şivisariya'da tuğulgan. O Şivisariyalik danlıq doktor Illi Fischingert'nin kızı bulup 2002 yılı 18 yaş vaxtıda Dubai'ye kılgan sayahati dinkin İslam dinini kubul kılgan ve 20 yaşı kirgende niqaplangan. O Şvetsariyadaki danlıq üniversitelerden biri de ilahiyat pelleri boyunca doktorluk ünvanına erişken. Onun teşviqatı sebeplik Şvetsariya, Germaniya ve Avustriya'da yüzlügen ayarlar Müslüman bulgan. O Şvetsariyadaki İslam'ın en güçlü koğuduğuşlarından biri bulup tunulgan bulup Şvetsariya Merkezi İslam Genişi SCIS'nin koruguşlarından biridir. Mezkur merkez Hristiyanlardan İslam'a kirgenlerge yol görüstüş ve onların siyasi sahinde küçülük rol ilişiği yetekçilik kılıçta muhim vazife ötep gelmekte. O Germaniya televiziya kanali ARD'deki bir söhbet programması da ''Mən niqab giyiştim burun yaşlar bana tavar maldak muamili kıldı. Onlar fakat bedenimge kızık attı. Ama niqabını kiygendiyken onlar bana ayaldak muamili kıldı.'' degen idi. Onun niqablanış meselesi ve aktif hizmetleri Şvetsariyada küçülük gulguluk kozgan ve köplügen televiziya kanallarda her hıl söhbetler elip berilavatgan idi. Xitoy dairelerinin Uyghurlarını kol ornada elip setivatganlığı aşkarlandı. Bir neçe gün burun ismini aşkarlaşını halimigan bir guvahçının vatandan erişken ve bizge yetküzgen uçurudu bildirişçe, Xitoy dairelari jaza lagerga qamalgan Uyghurlarni zavod karxonalariga top ve parça halda setib paydalanishga boshlagan. Uchurda ma'lum bo'lishicha Sharq Turkistondagi her bir yezida bir yoki bir qancha jaza lageri ta'sis qilingan bo'lib, her bir jaza lagerining yenidan Xitoylarga maxsus yer setib berilgan. Xitoylar bu yerga zavod karxonalarini qurgan. Lagerdagilarning tarbiyalanish muddati toshgan bo'lsin yoki toshmagan bo'lsin, hech qaysisini qo'yib bermay, majburiy holda shu zavodlarning ehtiyojiga qarata top yoki parça setib paydalanilgan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy saqchi doiralari Uyg'urlarni elib setish bilan shug'ullanadigan Xitoylarga har bir Uyg'urni oyligi tuvan bo'lganda 600 yuandan 700 yuangacha, yuqorisi 1000 yuangacha hisoblab setib beradigan bo'lib, bular Uyg'urlarni zavod karxona egalari bo'lgan Xitoylarga 3000 yuangacha setib qolganini cho'ntigiga soldikan. Xitoy saqchi doiralari yana 4-5 ay burun vaqti to'shib qo'yib berilish oldi turgan necha minglagan Uyg'urni majburiy holda 1 yillik to'xtamga qo'l qo'yg'izgan. Xitoy dairelari yaqinqi bir necha yil ichida tijoratchi, boy, amaldor Xitoylar bilan til biriktirib, hech qanday egich haqqisi bo'lmagan Uyg'urlarni xohlagancha elib sotadigan bir bozor sistemasi barpo qilgan. Yaqinqi bir qancha oydan buyon Xitoy virusi tarqalib, umumiyuzlik yuqumlanishning oldini olish tadbirlari yo'li qo'yilgandan keyin, Xitoy zavod korxonalarining xo'jayinlari Uyg'urlarga faqat maska tarqitib beriblar, burunqidek majburiy ishiltishini davomlashtirgan. Xitoy dairelari Uyghurlarning ishqi yaraydigan 30 yoshlik er ayollarni xohlagancha tutqun qilib,
kol ornida elip setişini kesip kılgan bolsa, yaş kız yigitlerini yığıp maksus Xitay ülkelerine yollap, Xitay'nın şirket ve karxanlarına bölüp mecburi işiltişini umumlaştırgan. Bazı Xitay şirketlerinin hocayirleri ve Uyghurlarını elip setişini kesipke aylandırgan Xitaylarının Uyghurlarını top ve parça setiş hakkıdaki eylalları bir neçe ay burunla torlarda tarqalgan idi. Xitay dairleri Şarq Türkistan halkını her xil töhmetler bilen xalıgancı tutkun kılıp türmelerge kamaş, her xil vahşi usullar bilen qiynap öldürüş, ölüm cezasına hüküm kılıp etip öldürüş, içki azalarını elivelip öldürüş, zireksiz yoktuv etiş, uzun müddetli kolgu elip çirtip yoktuv etiş, atılmış terbiyeleş lagırlarına kamaş, Xitay bilen toy kılışkı mecburlaş, eşinçe emge küçü digen namda Xitay'a evetiş qatarlıq vahşi siyasetlerini kullanan bolsa, İşip kalan halkını mecburi halde bir vilayetten yeni bir vilayetke köçürüş arkalık bütün hayatını astın üstün kılmakta. Bunun gibi kanaat kılmağın Xitay dairleri öylerde igicaksız kalan qeyri aciz kişilerini çöllerge apırıp, bir kısım halkını boz yer eçiş, eriq östen çepiş, şiğil taskaş qatarlıq emgeklerge salmakta. Keşte iştin çükendin kemu, yani yerim keçikici yığın eçip, Xitay Kompartiyasının ve Xi Jinping'nin siyasetlerini teşvik edip, onlarını ögünüşge yatkı ilişki mecburlamakta. Növete barlıq Şarkı Türkistan halkı Xitay'nın oxşumağan usuldaki bastırış ve paydalanış obyektiğe ayınlıp kalmaqta. Xitay'nın Wuhan virus davasıga Avrupa İttifaqı karış çıxdı. Xitay'dan başlanğan Wuhan virusi yuqumi növete bütün dünya üçün zor bir vabağa aylanğan bir mezgilde Xitay rejiminin virus mənbəsini Amerika'ya artıp koyuşu her sahanın küçülük tənqidiga duş gelmekte. Avrupa İttifakı'nı bugün resmi ifade bildirip, Xitay'nın bu aktiki teşvikatlarına karata Avrupa İttifakı'nın hoşyar buluşu lazımlıqını bildirdi. Cenubi Xitay Etigeli Gezdi'nin 24. Mart'taki makalesi görüntülüşe, Avrupa İttifakı'nın taşkı siyaset işlerine mesul hadimi Josep Borrell, Xitay'nın siyasi mertlikiki karata hoşyar buluşunu, Xitay'nın Avrupa İttifakı'daki devletlerine tibbi yardım verişi bilen Xitay'ın mesuliyetçan ve işencilik hemrah deb işinip kalmaslıq lazımlıqını tekitledi. O bu axtı kılgan sözde, biz paketini koral kılışımız, siyasi mertlik arkalık təsir körüstüş hareketinin devamlı şivatkallıqını unutmasıqımız lazım degen. O bununla Xitay rejiminin şunundak Alibaba, Huawei qatarlıq şirketlerinin ötken haptıda Avrupa İttifakı'a aza İtalya, Vengeriya, İspanya qatarlıq devletlerine netçi milyon maske ve başka tibbi buyumlarını əvətip bergenliki. Bunun bilen Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Şengen rayonundaki Avrupalıqlarını Amerika'ya geliştin çekleş buyruğundan narazı bulgan Avrupalıqlarının Xitay'dan gelgen bu yardımdan bekli memnun bulganlıqını nezarda tutgan. Makalde görüntülüşçe Avrupa İttifakı'nın Xitay'a karşı bu xil pozisiyada buluşu da iki xil sebep var iken. Biri Xitay rejimi Avrupa'da vaba kengayıbatkanda Avrupa İttifakı bilen emez, belki her qaysi aza devletler bilen bivasta alaqılaşken hem de onlarda yaxşı təsir kaldırışı urungan. İkinciden Avrupa İttifakı'a aza buluşunu iltimas kılıvatkan Sırbiyaga Avrupa İttifakı virusu karşı tibbi yardım beriyatkanda Xitay rejimi Sırbiyaga Avrupa İttifakı'dımı aşırıp tibbi yardım bergen. Bunun bilen Sırbiya hükümeti Xitay'ını qadinas dostumuz deb atıgan. Halbuki Xitay rejiminin yıkındım buyan tor dünyasında virusunun mənbəsini Amerika'a artıp koyuş təşviqatı əviç alğanlıqtın Avrupa İttifakı Xitay'ın bu diplomatik oyunlarının hoşyar buluşunun muşimliğini barğansırı çoğunkur tunup yetmekteyken. Xitay 20 trilyon Amerika dollarlık tölem davasına duş geldi. Xitay virusunun gayet zor ölüm yetimge sebep bolu vatkallıqı hemmeli kişinin vahimigi seli vatkanda Amerika'daki bir kısım advokatlar Xitay rejimini sotkı tartış hem de onlardan 20 trilyon Amerika dollarlık tölem ilişini oturgu koydu. Bugünkü Saudi gezisinin 24. Mart'taki sahanda berilgen bu aktiki haberde etilişçe Amerikalık advokat Larry Klayman başçılıqıdaki bir grupu davagerler Xitay rejiminin bu qitimki Wuhan virusiga javobgar bo'lishi lozimligini. Bu virusning Amerikaga elib kelgan ziyonlari uchun ularning 20 trilyon Amerika dollari to'lishi lozimligini bildirgan. Xabarda aytilishicha bu summa Xitayning yillik milliy ishlab chiqarish umumiy qimmatidan mu zo'r bo'lib, ular tayyorlagan arizlamada Xitayning biologiyalik qurollarni sinash urinishi bu qitimki vaba kesilining sababchisi. Shunga ular mushu miqdorda to'lam to'lishi lozim deyilgan. Arizname'de Xitay rejimi zor kölemli kırgınçılıkını közlep Wuhan virusunu lahilep çıkan deyildiğen bulup, biologiyalı korallar sınıqının 1925 yıldaki halkara ahdınan boyuca men'i kılınğalıqı alahide eskertilgen. Bir kısım analizciler gerçi Xitay rejimi bu arizni itirap kılmaydı dep karavatkan bolsumu, advokat Larry hazır bu arizname'ni halkara sotku tapşırış üçün ciddi hareket kılmaq teşken.
Pompeo Xitay bilan Iranning Wuhan virusiga tutgan pozitsiyasini qattiq tanqid qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitay va Iranning Wuhan virusi yuqumliq opitiga tutgan pozitsiyalarini qattiq tanqid qildi. Newsweekning xabar qilishicha Mike Pompeo Tony Perkinsning sohibxonligidagi bir radio programmasida Xitay va Iran amaldorlarini Wuhan virusi yuqumliq opitining og'irligini yashirishga tirishish va mas'uliyatidan qochishga urinish orqali insonlarning hayotini xatarga ittirish bilan ayblagan. Pompeo Xitay va Iranda xalqning ochiq oshkora bo'lish va yaxshi boshqarishning kamchiligi sababidan ziyonga uchrganligini o'tirg'i qo'yib, bu davlatlardagi xalqlarning bu masalada hamon bir kuni rahbarlarini javobgarlikka tortadiganligiga ishonaman dedi. Pompeo Rossiya, Xitay va Iranning bu masalada xato ma'lumot tarqatish safarbarligiga elib borganliklarini bildirib, ular bu virusning Amerika armiyasidan kelganligini, balkim Italiyada paydo bo'lganligini so'zlab yurishdi. Bularning hammasi mas'uliyatdan qochishdan boshqa narsa emas dedi. Pompeo Xitayning yuqumliq opitining ustini yo'g'ashini davomlashtirib, texmo ko'p yuqumlanishning oldini olish yoki bundoq ishning qayta yuz berishining oldini olish uchun kerakli uchurlardan dunyoni mahrum qilganligini ta'kidladi. Amerikaning Xitoy va Iran bilan bo'lgan asldagi yirik munosabatlari Wuhan virusi yuqumliq opiti sababidan bo'lishiga nazarlashgan bir paytda Amerika prezidenti Donald Trump va Amerika amaldorlarining bu kasalni Xitoy virusi yoki Wuhan virusi deb atishiga qarata Xitoy qattiq norozilik bildirib kelmoqda. Xitay Abdi Bashirisi chuvul g'allikdan dunyoga hor kirmoqda. Xitay rejimi va kompartiyasining barg'ansiri qo'rqinchli tushib kelayotganligi bu qatimqi virus masalasining xalqaradagi qiziq nuqtalardan bo'lib qolishi bilan texmo zo'r darajada oshkorlanmoqda. Angliyalik obzorchi Sumantra Maitra Federalistlar gazetasida 24 mart kuni Abdi Bashirisi chuvul g'allikdan Xitay dunyoga hor kirmoqda nomli maqola e'lon qildi va bu ahvolni ko'p taraflama muhokama qildi. Maqolada ko'rsatilgan virusning Wuhandagi yovvoyi hayvonlar iste'molidan boshlanishi, virus haqidagi uchurlarni dunyodan yashirish qilmishi hamda hokim mutlaqlik bilan virusni bir yoqliq qilishdek javobgarlik masalasi qatorliklarining hammasi dunyo miqyosida Xitoyga qarshi bir o'rtaq g'azabni hosil qilganligidan Xitoy rejimi hozir puti ko'ygan to'xidek tipirlab qolmoqda ekan. Abdurning fikricha bu qatimqi virusni aslida dastlab boshlangandali kontrol qilib ketgani bo'lib, Xitoy kompartiyasining zo'migarlik tabiati sababidan navbatda bu virus dunyoviy vaboga aylanib ketgan. Buning bilan dunyoviy iqtisod qattiq zarbiga uchrab, 1930-yillardagi zo'r chekinishning alomatlari ko'rilishga boshlagan. Dal shunday bo'lganligi uchun navbatda amerikaliklarning oz degandimi 55% prezident Donald Trumpning virus sababli Xitoyni ayiblashini hamda uning vaboga qarshi turish tadbirlarini qo'llash pozitsiyasida bo'lmoqda ekan. Bu bo'lsa Xitoy kompartiyasi ko'rishni xohlamaydigan manzara ekan. Maqolada ko'rsatilgancha navbatda g'oyat zo'r o'lim-yetim, iqtisodiy zarba, ishsizlik qatorliq yangidan paydo bo'layotgan zo'r masalalarda hammali soha Xitoyni ayiblamoqda ekan. U mushu ahvollarni nazarda tutib Xitoy dal mushu xil qo'rqinch sababidan bu qatimqi virusni Amerikaga ortib qo'yish suyqasdiga boshchilab kirib ketdi deydi. Shundaqli bu qatimqi Xitoyga bo'lgan nafratning chat el korxonalari Xitoydan chekinib chiqishdek fojiaga sabab bo'lib qolmasligi uchun barliq axborot vositalaridan foydalanib bu qatimqi ofatning manbasini boshqa joydan izlashga urinayotganligini ta'kidlaydi. Abdur Xitoy rejimi zo'r kuch bilan tashviq qilayotgan biz g'arib dunyosi uchun virusga qarshi turishning oldingi sepi bo'lib ularga to'limi qimmatlik vaqtni qo'lga keltirib berdi degan tushunchani keskin rad qilib, buning hammali yerini qoplagan Xitoyning yolg'onchiligidan insonlar o'lmoqda degan shuarga javob tariqasida o'tirg'i chiqqan noli faryod ekanligini ko'rsatdi. Shuning bilan birga Xitoyning Italiyaga maskasi tip berganligini to'plangdan to'g'ach o'g'irlash deb tasvirlaydi. Shundaqla buning 2-chi dunyo urushida Yaponiyaning o'zini chaqlamay Amerikaga shilting etib qo'yib butun dunyoni o'ziga dushman qilib qo'ygandek ahvolga tushib qolmaslik urinishidan boshqa narsa emas deydi. Abdur oxirida butunlay oldini olg'ili bo'ladigan bu qitimliq virus fojiasi va uning dunyoga elib kelgan turlik ofatlari sababli Xitoyning zo'migarlik, hokim mutlaqlik, hamoqatlik va yolg'onchilik tabiati oshkora bo'lganligini, dal mushu holning Xitoy rejimini mas'uliyatni boshqalarga ortib qo'yishga undayotganligini alohida eskartdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.